Hazreti Hüseyin'in oğlunun adı Ömer. Dikkat edin. Hazreti Hüseyin'in kendi oğlu Ömer küçüktü. O çocuk olduğu için onu öldürmediler. Ömer ve Zeynel Abidin kurtuldu Kerbela'da canlı olarak. Hazreti Hüseyin'in iki tane oğlu kurtuldu. İşte onlardı. Hazreti Hüseyin Efendimiz yalvaracak kardeşi Zeynep'e, hanımlarına, çocuklarına, kızlarına. Bir kızı Fatıma vardı Hazreti Hüseyin'in. 16-17 yaşında genç, evlilik çağına yeni gelmiş genç bir fidan. Babaannesi Fatıma-tü Zehra'ya ne kadar benziyordu ki adını da Fatıma koymuşlar. Fatıma, Fatıma'nın torunu Fatıma. Hazreti Ali Efendimizin annesi Fatıma, karısı Fatıma, torunu Fatıma. Bu Fatıma Kerbela faciasından, Kerbela cinayetinin ardından esir gibi Müslümanların, Hazreti Hüseyin'in geri kalan Ehl-i Beyt'inin elleri kolları bağlanmış, zincire vurulmuş, kadınların üstündeki elbiseler çıkarılmış, eşkıya sürüleri gibi dalmışlar Hazreti Hüseyin'in çocuklarının, kızlarının, gelinlerinin, hanımlarının arasına. Bu Fatıma, zavallı kızcağız, halasının arkasına saklanmış Zeynep'in. Zeynep sanki Hazreti Hüseyin karakterliydi. Bir ana yüreğiyle önlerine geçmiş, Hazreti Zeynep'in arkasındaki bu kızın kulağında sallanan küpeleri vardı. Eşkıya askerlerden birisi Hazreti Hüseyin'in kızı Fatıma'nın kulağındaki küpeleri hiç ona çıkar demeden tuttuğu gibi kulağını yırtarak indirdi. Hazreti Hüseyin'in kızı kulaklarından kanlar akıyordu. Küpelerin gittiğine üzülmüyordu. İsteseydiniz verirdim diyordu. Niçin çekip koparttınız? Ehl-i Beyt'in canını yakmak size zevk mi veriyor? Gözünüz altındaysa, küpelerdeyse ben onları çıkarıp size verebilirdim. Niçin koparıp yırttınız? Küçücük kız halasının arkasında ağlıyordu. Elbiseleri soyulmuş kadınlar. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ömer ve Hazreti Hüseyin'in oğlu Aliyül Asgar, Zeynel Abidin. Zeynel Abidin ayakta duramıyor, yatıyor zaten. O halde elleri kolları zincire vurulmuş. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın torunu yalvarıyordu. Gidin ne olur. Gidin siz kurtulun. Hazreti Hüseyin'e diyecek ki bu saatten sonra biz sizi bırakıp burada Medine'ye dönmemizi istiyorsun öyle mi ey imam? Öyle mi ey Hüseyin? Seni böyle bırakıp gitmek bize yakışır mı hiç? Hazreti Hüseyin Efendimiz yalvaracak gitmeyecekler. Hazreti Hüseyin bir kişi bile kopmayacak Hazreti Hüseyin'in yanından. Küçücük bebeklerden tutun, 3 yaşında oğlu vardı Hazreti Hüseyin'in, Abdullah. Az sonra boğazına ok saplanıp şehit olacak. Boğazından akan kanları Hazreti Hüseyin iki avucuna dolduracak. İki avucu kanla dolduktan sonra Allah'ım diyecek. Senin peygamberinin, Ehl-i Beyt'inin kanını böyle akıtanları sen öbür dünyada yüzünü güldürme diyecek. Hazreti Hüseyin'in bedduasıyla bir adam cennete nasıl gider ki? Allah'ım, ya Rabbi, biz o günlerde yoktuk. O günlerde biz dünyada değildik. Ya Rabbi, ama o günler yapılanların şu anda bile vicdan azabı, gönlümüzü sızlatan, yüreğimizi inciten, bu kadar da yapılır mı dedirten Yezidlerin ve Yezid zihniyetlerin Hazreti Peygamber'in çocuklarına yaptıklarına karşı gönlümüzde hala bir sızı var. Allah'ım, bizler ekranları başında milyonlarla beraber ya Rab bizlere kalbimizde Ehl-i Beyt'e olan sevgiyi kıyamete kadar eksiltme ya Rabbi. Allah'ım, biz Hasan ve Hüseyin'i seviyoruz ya Rabbi. Hasan ve Hüseyin'e yapılanları ömrümüzün hiçbir anında onaylamıyoruz. Onlardan uzağız Allah'ım. Mevlana'nın dediği gibi, ben Hazreti Muhammed'in kölesiyim. Kapısının kölesiyim.
ayağının tozuyum. Benden bundan başka bir söz söyleyen olursa o sözden de uzağım diyordu Mevlana. Mevlana'nın dediği gibi diyoruz. Allah'ım biz Ehl-i Beyt'e sevdalıyız. Resulullah Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyt'ine selam etmeden biz namazlarımızı bile selamlamıyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed derken, Ali Muhammed Hazreti Muhammed'in Ehl-i Beyt'idir. Biz her namazımızın her iki rikatında Allah'ım Ehl-i Beyt'in acısını asırlar sonra yüreğimizde duyduğumuz için salat ve selam ediyoruz. Bizi dünyada da ahirette de Ehl-i Beyt'in şefaatinden mahrum etme ya Rabbi. İlahi ya Rab, ey kainatı yoktan var eden Allah'ım, bize kalbimize merhamet ver, dünya böyle cinayetleri ne olur bir daha görmesin ya Rabbi. Hazreti Peygamber'in çocukları, Hazreti Hüseyin, ertesi gün Cuma, 10 Muharrem, Hicri 61. Ertesi gün 10 Muharrem. Muharrem o güne kadar bayramdı. Nuh'un kurtulduğu gündü. Muharrem o güne kadar Yakup'un gözlerini açan aşureydi. Muharrem'in onu o güne kadar Davud'un duasıydı. Yusuf'un kuyulardan çıkışıydı. Muharrem o güne kadar Hazreti Eyyub'un şifa bulduğu gündü. Muharrem aşure günü o güne kadar Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gündü. Muharrem'imize kan döktüler ya Rabbi. Aşure günümüzü incittiler Allah'ım. Bayramımızı zehir ettiler. Bir mübarek cuma günü Hazreti Hüseyin, ben sizin peygamberinizin torunu değil miyim diyordu. Ben Fatıma-tü Zehra'nın oğlu değil miyim diyordu. Eşkıya gibi etrafımı çevirmişsiniz, ben terörist miyim, anarşist miyim? Birinizin malına el mi uzattım? Ey Kufeliler diyordu. Tepelerin arkasına yatmış, sinmiş, saklanmış, ihanet etmiş Kufeliler. Yezid bir taraftan katliam, Hazreti Hüseyin'e senden yanayız diyenlerin bir taraftan ihanet. Hazreti Hüseyin dünya diyecek, arkadaşlığın ne kötü, beni çağıranlar da karşımda duranlar da nefrette birleşmişler. Siz beni çağırmadınız mı diyordu Hazreti Hüseyin. Ben Ali'nin oğlu değil miyim diyordu. Babam Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatu vesselamın Hendek gününde Amr İbni Ved ortaya çıkıp ey Muhammed bana bir asker çıkar dediğinde kimsenin çıkamadığı o Amr İbni Ved Hendek gününde Arapların en meşhur silahşörü o gün kimse onun karşısına çıkamazken Hazreti Ali 3 defa ayağa kalkacak. Ben gideyim ya Resulallah. Hazreti Peygamber oturtmuştu. Otur ya Ali diyordu. Üçüncüsünde Hazreti Peygamber Ali'yi yanına çağıracak. Bakacak ki başka kimse kalkmıyor. Amr İbni Ved kudurdukça kudurmuş. Hakaretleri diz boyu olmuştu. Bağırıyordu. Ey Muhammed, hani sen cennet vaat ediyordun. Cennete gidecek yok mu? Aleyhissalatu vesselam. Bir an evvel cennete göndereyim diyordu. Ali'nin zoruna gidiyordu delikanlı Ali. 23-24 yaşlarındaki Ali ayağa bir daha fırlayacak. İncitiyor bu sözler beni ya Resulallah, bırak diyecek. Arslan Hazreti Ali. Peygamber Efendimiz Ali'yi yanına çağıracak. Hasan ve Hüseyin babasız kalmasın diye dua edecek. Hazreti Hüseyin Kerbela'da o günü söylüyordu. Hendek günü sizin peygamberiniz dedem Hazreti Muhammed Amr'ın karşısına kim çıkacak dediğinde 3 defa ayağa kalkan baba benim babam değil miydi diyordu. Benim babam Ali değil midir? Niçin etrafımı çevirdiniz? Niçin beni öldürmeye çalışıyorsunuz? Hanginizin namusuna el uzattım? Hanginizin malını çaldım? Hanginizin evine zorla misafir olmak istedim? Binlerce mektubu siz göndermediniz mi? Bırakın diyecek Yezidlere, İbni Ziyad ordusuna, bırakın diyecek. Ben Kufe'nin ihanetini gördüm,
bırakın Medine'ye döneyim diyecek. İbn-i Ziyad Kufelilerden daha hain. Eşkıya, terörist, katil. O diyecek ki yok, seni bırakırsak Medine'de halifeliğini ilan edersin. Bugün ya ölüm günün ya Yezid'e biat günün. İçki içen, namaz kılmayan bir adama ben nasıl biat ederim diyecek Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin Efendimiz o gün işte paramparça edilecek. Küçük yavru Hazreti Hüseyin'e doğru koşuyordu. Halasına sıkı sıkıya tembih etmiş Zeynep'e, bacısına. Bırakma bunu demişti. 3 yaşında yavrucak. Babası Hazreti Hüseyin'in etrafını eşkıyalar çevirmiş, ortaya almış. Son kılıcı indirecekler. Hazreti Hüseyin Efendimizin ortada gözden kaybolduğunu görünce, tozun toprağın içinde kaybolunca 3 yaşındaki çocuk